Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, biz 26. mektuba devam ediyoruz. 4. mefasın 5. meselesi. Saniyen, yani ikinci olarak. Neden böyle saniyen yazıyor? Çünkü bu, yani mektuplar, Hulusi Yahyagil abiye yazdığı mektuplar. Evvela selam ederim vesaire yazıyor. Sonra tabii hepsini neşretmemişler o ön kısımları. Mektubunuzda tam bir soru. Bunu hem Türkiye'deki iktidar sahibi milletvekilleri duysun, anladım. Hem ilahiyatçılar duysun, hem de Risale-i Nur'a dil uzatan, yani FETÖ sebebiyle dil uzatanlar iyi duysun. Mücerret la ilahe illallah kafi midir? Yani bir adam sadece la ilahe illallah dese yeterli mi? Yani Muhammedur Resulullah demese. Ehli necat olabilir mi? Yani kurtuluşa erebilir mi? Bizim bir zaman 2001 yılında bir baktım Türkiye'den bir profesör gelmiş. Rektör dediler. İyi peki. Ben de rektörüm. Ulan hangimiz rektörüz? Neyse. Bir iki gün sonra baktım bütün gazeteler onu yazıyor. Adam işte Hristiyan ve Yahudiler de necat ehlidir diye program yaptırmış o bizim. Yani adam, bütün gazeteler neredeyse birinci sayfadan haber. Yani batıda İslam'dan taviz verdin mi, her şey bitiyor. Yani daha enteresan bir şey söyleyeyim. Helsinki'deydim biliyorsun, bir ay olmadı herhalde. Yani uluslararası 13. İslam Forumu. Tabii Müslümanlar var, Hristiyanlar var, Yahudiler var ama genelde Müslümanlar. Orada şeyi, Yahudileri temsil eden bir başpiskopos dedi ki, nasıl düşünüyorsun bu Muhammed bin Selman hakkında? Çok kıymetli bir Müslüman dedi. Dedim çok kıymetsiz ve alçak bir Müslüman o. Niye dedi? Dedim sana göre niye? Önce sen açıkla. Çok enteresan. Dedi ki Suudi Arabistan'ın yayınladığı Kur'an meallerinde çok ciddi değişiklik yaptı dedi. Bak farkında değiliz biz. Anladınız değil mi? Bütün mesela inanmayanlar arasına Hristiyan ve Yahudileri soktuysa orada gayrimüslim tabirini kullanmış. Hiç Hristiyan ve Yahudi dememiş. Değiştirmiş, talimat vermiş. Yani Kur'an'ı bile tahrife gittiler yani. Böylesine. Ulan mübarek adam. Yani Galile'nin dediği gibi yer dönüyor, dönüyor, dönüyor. Resulullah'a iman etmeyen bir adam gayrimüslimdir. Yani kafirdir. Ama biz Müslümanlar kendi ülkemizde oturan gayrimüslimlere kafir demeyi uygun bulmuyoruz. Yani ama dinen kafirdir. Yani inkarcıdır. Yani değiştirmişler. Çok şaşırdım. Ondan duydum yani. Enteresan. Hanımı da bir konuşma yaptı Hristiyanlar adına. Demek ki acaba Muhammedur Resulullah demezse ehli necat kurtuluşa erebilir mi diye diğer bir maksadı soruyorsunuz. Bunun cevabı uzundur. Yalnız şimdi bu kadar deriz ki. Kelime-i şehadetin iki kelamı. Bediüzzaman Hazretleri Muhakematın 3. makalesinin başında bunu çok güzel izah ediyor. Yani kelime-i şehadet dediği eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammede Resulullah. Veya kelime-i tevhid dediği la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır. Şimdi bunun iki sözü var. Yani biri Allah'tan başka ilah yoktur. Biri de Hazreti Muhammed onun Resulüdür. Siz biliyor musunuz? İşte o bahsettiğimiz ekip maalesef Muhammedur Resulullah'ı söylemeyin diye tavsiyede bulundu güya. Hristiyan ve Yahudilere şirin gözükecekler. Yani tam Muhammed bin Selman türü ahmaklar yani. Kelime-i şehadetin iki kelamı birbirinden ayrılmaz. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, biri diğerine, biri diyor delili innidir, biri delili limmidir diyor yani. Yani birbirinin delilidir diyor yani mantıka. Ha, birbirini tazammun eder, ihtiva eder. Biri birisiz olmaz. Madem Peygamber aleyhissalatü vesselam Hatemül Enbiya'dır, peygamberlerin sonuncusu, mührü, bütün enbiyanın varisidir, bütün peygamberlerin mirasçısıdır.
Hazreti Muhammed'e inanan Hazreti İsa ve Hazreti Musa Aleyhisselam'a inanmıyor diye bir kaide yok ki zaten. Ha. Elbette bütün vusul yollarının başındadır. Allah'a ulaşmanın başı Resulullah'tır. Onun Cadde-i Kübra'sından hariç hakikat ve necat, kurtuluş yolu olamaz. Efendim ben Yahudilere şirin gözükeceğim. Hristiyanlara kusura bakma. Yani umum ehli marifetin ve tahkikin imamları Sadi Şirazi gibi derler. Meşhur İranlı şair. Muhalesti Sadi berahi necat. Ey Sadi, kurtuluş yolunda imkansızdır. Zafer bürden cüz derpeyi Mustafa. Hazreti Mustafa'nın yolundan ayrılıp da zafere ulaşmak, Allah'a kavuşmak mümkün değildir kurtuluş yolunda. Ey Sadi diyor. Ne güzel bir şiir değil mi? Hem, bu da çok önemli, büyük zatların sözü, küllü turuki mesdudun. Bütün Allah'a giden yollar kapalıdır. İllel minhacül Muhammediyyü. Ancak Hazreti Muhammed'in açtığı yol hariç. Öyle, suyun başı. Suyu kapattın mı artık arklar çalışmaz. Hazreti Muhammed'i inkar ettin mi, onu kabul etmedin mi yürümez. Fakat bazen oluyor ki, fakat diyor bak, Cadde-i Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam'da gittikleri halde, bu da çok önemli, bilmiyorlar ki Cadde-i Ahmediye'dir. Bunlar hariç. Ve Cadde-i Ahmediye dahilindedirler. Onu bilmiyorlar. Mesela bize bir İncil profesörü geliyor, biliyorsun. Yani adam diyor ki Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Muhammed üçünün de çeşmesi vahiydir diyor. Yani bu belki de içinden Müslüman. Bilemiyoruz. Hem bazen oluyor ki peygamberi bilmiyorlar. Fakat gittikleri yol Cadde-i Ahmediye'nin ezrasındandır. Hazreti Muhammed'in çizdiği yolun düzlerindendir. Hem bunlar istisnalar yani. Olabiliyor böyle. Hem bazen oluyor ki bizim bir arkadaş vardı. Ben ona namazsız melek diyordum. Yahu diyordum. Gözünü sevdiğim adam. Bir de şu namaza başla ya. Tam melek ol ya. Melek adam. Müslüman öyle davranmaz. Dürüst, sağlam. Haram yemez. Yani böyle adamlar var. Ama namaz kılmıyor. Başladı mı acaba? Yani şimdi emekli olmuştur tabii. Medeni hukuk profesörüydü. Beraber biz o zaman yardımcı doçentti. Hem bazen oluyor ki bir keyfiyeti meczubane, meczup bir hale giriyor adam. Veya bir haleti istihrakkanane, tevhidde dalıp gidiyor. Ve bir vazife-i münzevi yani münzevi bir hayata çekiliyor. Veya bedeviyane, bedevi bir hayat yaşıyor suretinde. Cadde-i Muhammediye'yi düşünmeyerek, Resulullah'ın yoludur diye düşünmeden ama Allah'ı bularak gidebilir bunlar. Haberi yok Resulullah'tan. Yalnız la ilahe illallah onlara kafi gelebilir. Bunlar istisnai durum. Bununla beraber en mühim bir cihet şudur ki ademi kabul başkadır. Yani Hazreti Muhammed'i Allah'ın peygamberi kabul etmemek başkadır. Kabulü adem başkadır. Yani olmadığını inkar etmek. Ademi kabul. Ben kabul etmiyorum diyebilir bazıları ama kurtuluşa eremez. Bunu birbirinden ayırıyor. Peygamber olmadığını iddia etmek değil. Peygamberliğini kabul etmiyorum diyor. Büyük bir adamdır diyor. Böyle diyenler var ama bunlar kurtuluşa eremezler. Bir bu çeşit ehli cezbe içinde olanlar, ehli uzlet, ayrı hayat yaşayanlar veya işitmeyen ve bilmeyen adamlar. Adam, biz ona ehli fetret diyoruz. Ne peygamberimizi duymuş, ne Kur'an'ı duymuş ama Allah'a iman ediyor. Kendine göre sağlam bir hayat yaşıyor. Ehli fetret diyoruz biz bunlara. Peygamberi bilmiyorlar veya düşünmüyorlar ki kabul etsinler. O noktada cahil kalıyor. Ama marifet-i ilahiye karşı Allah'ı tanıma noktasında yalnız la ilahe illallah biliyorlar. Allah'tan başka ilah yoktur diyorlar. Bunlar ehli necat olabilirler. Peygamberimizi duymamış. İmam Gazali Hazretlerinin bununla alakalı özel bir risalesi var. Bunu anlamayan bir kısım kendini bilmezler. Bediüzzaman Hazretlerinin
Kastamon laikasında Birinci Dünya Savaşı'ndaki mağdurlar ve de mazlumlarla alakalı kaleme aldığı mektubu tenkit ediyor cahilce. Öyle değil. Kaldı ki üstad orada ehli fetrettir demiyor. Ehli fetrete benzer diyor. Benzemek başka, doğrudan hüküm vermek başka. Nitekim İmam-ı Gazali Hazretleri üçe ayırıyor bunları. Birincisi bu grup işte. Diyor ki hiç peygamberi duymamış. Siz zannetmeyin ki Amerika duymuş. Yani teknolojiyi bırakın. Allah şahit inanıyorum ki Amerikalıların %30'u, o beyaz Amerikalılar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında doğru düz bilgi sahibi değiller. Ve tamamen papazların verdiği propagandayla devam ediyorlar. Bir kısmı ise hiç duymamışlar. Kötü duymak değil. Şimdi bunlar kurtuluş ehli olabilir, hiç duymayanlar. Anlaşıldı değil mi? Veya kör. Veya hasta. Hiç aklını başına alamamış ki. Fakat peygamberi işiten, bak, ve davasını bilen adamlar, ölçü bu. Peygamberimizi işiten ve onun davasını bilen adamlar, onu tasdik etmezse Cenab-ı Hakk'ı tanımaz. Onun hakkında yalnız La ilahe illallah kelamı, sebebi necat olan, kurtuluş vesilesi olan tevhidi ifade edemez. Mesele bitti. Yani Allah'ın birliğine inanan bir adam değildir Resulullah'ı tanımayan. Çünkü o hal bir derece medarı özür olan, özür sebebi olan cahilane ademi kabul değil. Bilmediği için kabul etmemek değil bu. Bilip reddediyor. Belki o kabul ademdir. Hazreti Resulullah'ın peygamber olmadığını iddia ediyor. Ve o inkardır. Mucizatıyla, bütün mucizeleriyle, asarıyla ortaya koyduğu şeriat, İslamiyet, ahlak ve benzeri eserleriyle kainatın medarı fahri, bütün kainatın iftihar vesilesi ve nevi beşerin medarı şerefi, insanlığın şeref vesilesi olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı inkar eden adam elbette hiçbir cihette, hiçbir nura mazhar olamaz ve Allah'ı tanımaz. Her neyse, şimdilik bu kadar yeter. Anladık mı? Öyle bir ders ki hepimizin ihtiyacı var bu derse. Altıncı mesele, gelelim bir diğer konuya. 26. mektubun 4. mepasının 6. meselesi. 5-10 mesele dedi çünkü. Şeytanla münazara namındaki 1. mepastaki şeytanın mesleğine de ait bazı tabirat çok galiz düşmüş, ağır düşmüş. Biliyorsun 1. mepasta, yani Kur'an Allah'ın kelamı mı değil mi diye münazara ilminin kaidelerini kullanarak şeytanla münakaşa yaptı Bediüzzaman. Bazen çok ağır kelimeler kullandı. Değil mi? Yani acaba bu doğru değil mi falan gibi. Bu soruya cevap verecek. Önemli bu. Haşa haşa kelimesiyle, yani her ne kadar her söylediği ağır kelimeden dolayı haşa haşa dedi ama ve farz-ı muha suretindeki, yani imkansızı hayal etsek edersek şeklinde kayıtlarla tadil edildiği halde yine beni titretiyor. Sırf şeytanın kötü düşüncelerini çürütmek için söylenen sözler bile beni rahatsız ediyor diyor. Yani sonra size gönderilen parçada bazı ufak tefek tadilat yapıldı. Nüshanızı onunla tasih edebildiniz mi? Hulusi abiye söylüyor. Fikrinizi tevkil ediyorum, vekil bırakıyorum. O tabirattan lüzumsuz gördüklerinizi tayy edebilirsiniz, bırakabilirsiniz. İşte allame budur. Hulusi abi gibi bir insana gönderdiği mektupta hem de Kur'an'la alakalı bir şeytanla yaptığı münazarada kullandığı, anlatmak için kullandığı bazı ağır kelimeleri düzeltebilirsin diyor. Yalnızsa düzelt diyor yani. Aziz kardeşim, o mebhas, o şeytanla tartışma konusu, münazara konusu, acaba Kur'an-ı Kerim haşa şeytanın sözüyle insan sözü mü, Allah kelamı mı tartışması çok mühimdir. Çünkü ehli zındıkanın üstadı şeytandır. Kur'an'a dil uzatan zındıkların hocası şeytandır. Şeytan izam edilmezse, susturulmazsa onun mukallitleri, onu taklit eden gavurlar kanmazlar. Kur'an-ı Kerim kafirlerin
galis tabirlerini reddetmek için zikrettiğinden bana bir cesaret verdi ki, mesela ben Kur'an-ı Kerim'in kul mutu bi gaydikum, yani öfkenizden geberin diye tercüme ediyorum. Ölün demiyorum. Çünkü çok güzel yani. Tam onu anlatıyor yani bence. Yani ölün demek hoş gelmiyor meal verirken. Öfkenizden geberin ulan. Ulan yok tabii haşa. Kur'an-ı Kerim'de de yani o kadar da değil Ahmet Akgündüz. Ama çok. Kur'an-ı Kerim de ağır kullanıyor yani. Ulaike kel en'am belhum adal. Onlar hayvanlar gibidir, daha aşağıdırlar. Kur'an-ı Kerim'in kullandığı bu tabirlerden cesaret alarak diyor ben kullandım onları. Bu şeytani olan mesleğin bütün çürüklüğünü göstermek için farz-ı muhal suretinde farz edelim ki imkansız ama biz mi şeytanın, şeytan ordusunun efradı, fertleri mesleklerinin iktizasıyla onların mesleği gereği kabul etmeye mecbur oldukları ve ister istemez manen meslek diliyle diyecekleri ahmakça tabiratlarını titreyerek kullandım, istimal ettim diyor. Fakat o istimal ile o ağır sözleri kullanmak onları kuyu dibine sıkıştırıp meydanı baştan başa Kur'an hesabına zapt ettik elhamdülillah. Onların foyalarını meydana çıkardık. Merak eden birinci mepası okuduk. Değil mi? Tekrar okur. Şu muzafferiyete, şu temsil içinde bak. Mesela semavata başı temas etmiş. Yani göklere kadar uzanan bir minare düşünün. Ve o minarenin altında küre-i arzın merkezine kadar, yani yer küresinin ta ortasına kadar bir kuyu kazılmış farz ediyoruz. Biri yer küresinin dibi merkezine kadar gitmiş bir kuyu, biri de semaya değecek yükseklikte bir minare. Harika misal bu. İşte ezanı umum memlekette, umum ahaliye işitilen bir zat, minare başından ta kuyu dibine kadar hangi mevkide bulunduğunu ispat etmek için iki fırka, iki grup münakaşa ediyorlar. Yani ezanı herkese dinletmek üzere ezan okuyan müezzinin nerede olduğunu tartışıyor iki grup. Birinci grup der ki minare başındadır. Herkesin duyabilmesi için orada olması lazım. Yani o ezandan kasıt ilahi ezan olan Kur'an-ı Kerim biliyorsun. Kainata ezan okuyor. Çünkü ezanını işitiyoruz. İşte Kur'an'ın medeniyeti ortada. Hayattardır, ulvidir, yücedir. Çendan gerçi herkes onu o yüksek yerde görmüyor. Fakat herkes derecesine göre onu çıktığı ve indiği vakit bir makamda, bir basamakta görür ve onunla bilir ki o müezzin efendi yukarı çıkar. Kur'an-ı Kerim yani. Ve nerede görünürse görünsün o yüksek makam sahibidir. Ama diğer grup, şeytani ve ahmak grup, güruh ise der ki yok, makamı minare başı değil, nerede görünürse görünsün makamı kuyu dibidir diyor. Yalan söylüyor. Halbuki hiç kimse yani o kuyu dibi deyip de aksini ispat etmek için o ağır sözleri kullandık diyor yani. Yoksa haşa Kur'an kuyu dibinde olamaz. Hiç kimse ne onu kuyu dibinde görmüş ve ne de görebilir. Farz edelim ki eğer taş gibi ağır, sakil, ihtiyarsız olsaydı elbette kuyu dibinde bulunacaktı, birisi görecekti. Şimdi bu iki muarız birbirine karşı olan fırkanın, grubun muharebe meydanı o minare başından ta kuyu dibine kadar uzun bir mesafedir. Hizbullah denilen, bu şeydeki değil ha, nedir? Suriye'deki ve Lübnan'daki Hizbullah değil. Onlar tam bazen hizb-i şeytan gibi davranıyorlar maalesef. Yani çok zarar verdiler ehli sünnete, Müslümanlara, herkese. Ama Amerikalıların ona düşman olduğu için düşman değiliz. Biz düşman değiliz onlara ama yanlış buluyoruz. Hizbullah demek Allah'ın ordusu demek. Allah'ın yolunda gidenler demek. Kur'an-ı Kerim'de de ele inne hizballahi humul galibun buyuruyor. Yani dikkat edin, Allah'ın ordusu her zaman galip gelecektir diyor. Hizbullah denilen ehli nur cemaati, Kur'an'ın nuruyla yürüyenler, yüksek nazarlı olanlara o müezzin zatı minare başında gösteriyorlar. Kur'an-ı Kerim'i müdafaa ederken Bediüzzaman'ın yaptığı o
ve nazarları o dereceye çıkmayanlara, çıkamayanlara ve kasırın nazar olanlara, bakışı eksik olanlara derecelerine göre birer basamakta o müezzin-i azamı, o büyük müezzini gösteriyorlar. Müezzin demek duyuran demek. Kur'an'a da müezzin-i azam demek çok güzel bir kelime. Çünkü bütün imanın hakikatlerini kainata duyuran Allah'ın kitabı, Allah'ın kelamı o. Küçük bir emare onlara kafi gelir ve ispat eder ki o zat taş gibi camit bir isim değil. Belki istediği vakit yukarı çıkar, görünür, ezan okur, bir insanı kamildir. Kur'an-ı Kerim'in şahsı manevisi. Mükemmel bir insan. Diğer hizb-i şeytan denilen grup ise şeytanın ordusu derler. Yani minare başında herkese gösteriniz. Herkes göremez ki minare başında. Kabiliyetine göre insanlar. Veyahut makamı kuyu dibidir. Hatalı bir tespit bu. Diye ahmakçasına hükmederler. Ahmaklıklarından bilmiyorlar ki minare başında herkese gösterilmemesi, herkesin nazarı oraya çıkmamasından ileri geliyor. Herkes Kur'an'ın en zirvesinde onu göremez ki. Herkes Zemahşeri olamaz, Bediüzzaman olamaz. Hem mugalata suretinde, aldatmaca diyoruz biz ona, bir kıyas çeşidi. Minare başı hariç olarak bütün mesafeyi zapt etmek istiyorlar. İşte o iki cemaatin münakaşasını halletmek için biri çıkar, o da Bediüzzaman. O hizb-i şeytana der ki, şeytan ordusuna, ey menhus, uğursuz güruh ve grup, eğer o müezzin-i azamın bütün tevhid hakikatlarını, iman hakikatlerini haykıran, ezan gibi okuyan kainata o Kur'an-ı Kerim'in makamı kuyu dibi olsa, taş gibi camit, şuursuz, hayatsız, kuvvetsiz olmak lazım gelir. Halbuki öyle hayat vermiş ki, bir Fransız filozofunun sözü, Muhammed'i inkar etmek mümkün de, Fahrettin Razi ile Abdülkadir Geylani'yi inkar edemeyiz demiş. Birisinin 600 kitabı var, birinin de manevi feyzi. Hayatlar dediği o. Hayat veriyor da Kur'an. Ve kuyu basamaklarında ve minarenin derecelerinde görünen o olmamak lazım gelir. Madem öyle görüyorsunuz, şeytan grubuna diyor, elbette o kuvvetsiz, hakikatsiz ve camit olmayacak. Minare başı onun makamı olacak. Öyleyse ya siz onu kuyu dibinde göstereceksiniz ki hiçbir cihette bunu gösteremezsiniz. Ve hiçbir kimseye orada bulunmasını dinletemezsiniz. Allah o kadar güzel ki bu ayeti sizinle paylaşayım. Kur'an-ı Kerim'de bunu ifade eden bir ayet var. Bizzat okuyayım sureyi. Bekare'nin 2-3. Allah Allah. وَاِنْ كُنْتُمْ ف۪ي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا. Eğer kulumuz Hazreti Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an'dan en küçük bir şüpheniz varsa... فَاَتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِسْلِ. Sanki bu ayetin izahı yani bu misal. O zaman bir sure de olsa bir benzerini getirin. Tek başına kalmayın. وَدْعُوا شُعَدَائِكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Allah'ın dışında size şahitlik yapacak, yardımcı olacak herkesi çağırabilirsiniz yardıma. اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Sözünüzde doğruysanız. Bu devamı bu cümle işte. Biraz önceki cümle. فَاِلَّمْ تَفْعَلُوا. Kur'an'ın bir surede olsa benzerini yapamadıysanız وَلَمْ تَفْعَلُوا. Yapamayacaksınız da. Çok hoşuma gidiyor bu. O zaman فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَ. Yani yakacağı cehennemlik insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden sakın. اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Kafirleri yakmak üzere hazırlanmıştır o cehennem. فَاِلَّمْ تَفْعَلُوا. Şayet yapamadıysanız. وَلَنْ تَفْعَلُوا. Yapamayacaksınız da. Şu cümle ha. O kadar güzel ki. Ya. Çok tatlı. Öyleyse ya siz onu kuyu dibinde göstereceksiniz ki hiçbir cihette bunu gösteremezsiniz. وَلَنْ تَفْعَلُوا. Ve hiçbir kimseye orada bulunmasını dinletemezsiniz. Veyahut susun. Meydanı müdafaanız kuyu dibidir. Savunma yeriniz kuyunun dibindesiniz. Sair meydan ve uzun mesafe ise şu mübarek cemaatin, Allah'ın ordusunun meydanıdır. Kuyu dibinden başka o zatı nerede gösterseler
davayı onlar kazanırlar. İşte şu temsil gibi münazara-i şeytani mepası. Yani şeytanla Allah kelamı mı, beşer sözü mü şeklindeki o uzun tartışma birinci mepas. Arştan ferşe kadar olan uzun mesafeyi Hizb-üş Şeytan'ın, şeytan ordusunun elinden alıyor ve Hizb-üş Şeytan'ı, şeytan ordusunu mecbur ediyor, sıkıştırıyor. En gayri makul, en muhal, imkansız, en menfur, nefret edilecek kadar adi mevkii onlara bırakıyor. En dar ve kimse giremeyecek bir deliği onlara sokuyor. Kul mutu bi gayzikum diyor. Öfkenizden geberin. Bütün mesafeyi Kur'an namına zapt ediyor, fethediyor. Eğer onlara değilse Kur'an nasıldır diyecekler. Güzel ve ahlak dersini veren bir insan kitabıdır. Yani Allah kelamı olduğunu kabul etmese bile böyle diyecek. Vaka bu. Ben yarım yamalak, yani Flemekçe'yle bir canlı şeye katıldık. Sen var mıydın orada televizyon şey programına? Canlı televizyon, televizyon değil, radyo programına katıldık da. Adam karşıdaki profesör demesin mi? Biz dedi Hazreti İsa'nın veled-i zina olduğuna inanıyoruz dedi. Aynen böyle ha. Dedim ki biz, bırak Hazreti İsa, hiçbir peygamberin böyle namussuzca hakaret edilemeyecek. Yok dedi, biz de peygambere hakaret edeceğiz dedi. Tefsir profesörü. Yani İncil tefsiri tabii, Kur'an tefsiri değil yani. Kur'an nasıldır derler. Güzel ve ahlak dersini veren bir insan kitabıdır. O vakit onlara denilir. Öyleyse Allah'ın kelamıdır. Ve böyle kabul etmeye mecbursunuz. Çünkü siz mesleğinizde güzel diyemeyeceksiniz yoksa. Neyine itiraz ediyorsunuz Kur'an'ın? Hem eğer onlara denilse peygamberi nasıl bilirsiniz? Derler. Güzel ahlaklı, çok akıllı bir adam. O vakit onlara denilecek. Öyleyse imana geliniz. Çünkü güzel ahlak, akıllı olsa ala külli hal, her halükarda Resulullah'tır. Allah'ın Resulü, peygamberidir. Çünkü sizin bu güzel sözünüz hududunuz dahilinde değil. Mesleğinizce böyle diyemezsiniz. Peygamber kabul etmiyor. Ne demek peygamber kabul etmemek? Allah namına yalan söylüyor demek, haşa. Ama ahlaklı diyorsunuz. İşte işaret yüzazının sonundaki beyanlar, temsildeki sair işaretlere, hakikatin sair cihetleri tatbik edilebilir. İşte bu sırra binaen, o şeytanla münazara edilen birinci mebhas, ehl-i imanın imanını muhafaza etmek için mucizat-ı Ahmediye'yi, Hazreti Resulullah'a ait bin bir mucizeyi bilmeye ve kat'i bürhanlarını öğrenmeye mühtaç etmiyor. Edna, en küçük bir emare, küçük bir delil, onların imanlarını kurtarıyor. Kuyu dibindeki esfel-i safilinde olmadığına, haşa, en aşağı derecede olmadığına, her bir hali Ahmediye aleyhissalatü vesselam, Resulullah'ın her hali, bütün güzel ahlakı, her bir hasleti Muhammediye aleyhissalatü vesselam, Peygamberimizin her bir huyu, her bir tavrı nebevi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her bir tavrı birer mucize hükmüne geçer. Âlâ illiğinde en yüksek makamda bir makamı bulunduğunu ispat eder. Ben buna delil olmak üzere işaret-ül icazdan, çünkü yeni dersimize girersek yürüyemeyiz, uzun gidiyor. Bazı deliller okuyacağım. İşaret-ül icaz. Bak burada en azından ya Bismarck'ınkini okuyalım değil mi? Yani onu hatırlayalım, çayı da içelim. Çok tatlı bu. Ya. Allah Allah, yok mu burada? Var var var. Ya bak ne diyor Bismarck. Büyük devlet adamı. Sana muasır bir vücut olamadığımdan müteessirim ey Muhammed. Yani senin asrında gelen bir adam olamadığım için üzgünüm ey Muhammed. Biz de üzgünüz ya Resulallah. Ama ümmetin olduk, iftihar ediyoruz. Muhtelif devirlerde beşeriyeti, insanlığı idare etmek için taraf-ı lahutiden geldiği iddia edilen, Allah tarafından geldiği iddia edilen bütün münzel semavi kitapları, Allah tarafından gönderilen bütün semavi kitapları
ve etrafıyla, tam ve etrafıyla tetkik eyledim, inceledim diyor. Ama tahrif olundukları için her birisi, hiçbirisinde aradığım hikmet ve tam isabeti göremedim. Bu kanunlar değil bir cemiyeti ve toplumu, bir hane halkının saadetini bile temin edecek mahiyetten pek uzaktır. Bir ev bile mutlu edemezler. Lakin Muhammedilerin, Müslümanlara Avrupalıların verdiği isim, Muhammedilerin Kur'an'ı bu kayıttan azadedir. Böyle bir kaydı yok. Bütün kainatı idare edecek, mutluluk verecek ilahi bir kitaptır. Ben Kur'an'ı her yönüyle tetkik ettim. Her kelimesinde büyük hikmetler gördüm. Muhammediyelerin düşmanları, bu kitap Muhammed'in zade-i tab'ı, onun ortaya çıkardığı, onun aklıyla ortaya çıkan bir şey olduğunu iddia ediyorlarsa da en mükemmel, hatta en mütekamil, olgun bir dimağdan böyle bir harikanın zuhurun ortaya çıktığını iddia etmek, hakikatlere göz kapayarak kin ve garaza alet olmak manasını ifade eder ki, bu da ilim ve hikmetle kabili telif, telif bağdaştırılır gibi değildir. Ben şunu iddia ediyorum ki, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam mümtaz, seçkin bir kuvvettir. Dezgah-ı kudretin, kudretin dezgahının böyle ikinci bir vücudu imkan sahasına getirmesi ihtimalden uzaktır. Öyle mükemmel bir insanı bir defa yaratmış. Sana muasır bir vücut olamadığımdan dolayı müteessirim, üzgünüm ey Muhammed. Allah Aleyhisselatü Vesselam. Muallimi ve naşiri olduğun bu Kur'an, yani öğretmenliğini yaptığın ve kainata, insanlığa ve cinlere yaydığın bu Kur'an senin değildir. O lahutidir, Allah kelamıdır. Bu kitabın Allah kelamı olduğunu inkar etmek, mevzu ilimleri, matematik, biyoloji gibi ispat edilen ilimlerin butlanını, yani çürüklüğünü ileri sürmek kadar gülüştür. Bunun için beşeriyet, insanlık senin gibi mümtaz bir kudreti bir defa görmüş. Bundan sonra göremeyecektir. Ben huzuru mehabetinde, o heybetli huzurunda kemali hürmetle, bir saygıyla eğiliyorum. Prens Bismarck. Allah konuşturmuş. Bir şey de söyleyelim, dersimizi kapatalım. O da çok tatlı. Sava Paşa. Bu Osmanlı Devleti, büyük bir devlet. Yani bir Rum. Anlatabildim mi? Rum. Ama Osmanlı ordusunda paşalığa kadar yükselmiş. Paşa olmuş. Paşa olurken de merakını İslam hukukuna sarmış. Ebu Said el-Hadimi, hadımlı olan var mı? Konya. Oralı bir zat. Ha, Ebu Said Hadimi'nin Mecamiül Hakaik diye usul fıkıh kitabı var. Onu esas alarak bir usul fıkıh kitabı yazmış. İki cilt. Yaklaşık 1000 sayfa. İslam hukuku nazariyatı hakkında bir etüt diye şu anda var. 1956'da Fransızcadan tercüme edilmiş. Muhteşem bir eser. Orada bir giriş yazıyor. Osmanlı medreselerinde gitmiş usul fıkıh dersi okumuş. Hani sabahları Mir'atül usulü okutuyoruz ya biz. O da Mecamiül Hakaik okumuş. Ders okumuş. Çünkü o dönem Mecamiül Hakaik ve Şerhi ders kitabıydı Osmanlı medreselerinde. Orada biliyorsunuz Josef Schacht gibi, Goldziher gibi Yahudi asıllı Alman müsteşrikleri ısrarla İslam hukukunun Roma hukukunun bir kopyası olduğunu iddia edecek kadar ahmaklık ediyorlar. Adam öyle bir söz söylüyor ki orada. Şu usulü fıkı ve fıkı okuyan en geri zekalı bir adam bile anlar ki şu İmam-ı Azam'ın ders kürsüsü hiçbir zaman diyor o Roma hukukçularının ders meclisine benzemez. Belli ki İmam-ı Azam'ın kaynağı mutlak vahiydir. Lütfen diyor akılsızlık etmeyin. Cezakumullahu hayran kethira. Ve allemenallahu ilmen nafi'a. El-Fatiha.